Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ın Pendik Spor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sizlerle konuşamamıştık. Video çekecektim ancak Fenerbahçe maçına da az bir süre kalmıştı. Dedim hani Fenerbahçe maçının skorunu da bekleyelim. Ardından ikisi bir arada, yani şampiyonluk yarışı, Pendik Spor maçı ve başka bilgiler, tabii ki de hepsini toplu bir şekilde yayın yaparız diye düşünmüştüm. Bu arada Fenerbahçe'de Sivasspor'la oynadığı karşılaşmada hani 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Gerçekten kıran kırana bir mücadeleydi. Mücadeleyi ben izledim, takip ettim. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Dün GSTV, hatta bir gün önce GSTV'yi 100 bin abone yaptık canlı yayında. Neredeyse bir yayında 400-500 abone geldi. Sıra Kaan Dursun YouTube'u lig bitene kadar, olur mu bilmiyorum ama 50 bin yapmakta. Bakalım lig bitene kadar 50 bin olacak mıyız? Hemen başlayalım. Pendik Spor maçıyla alakalı ufak bir hemen notlarımı aktarayım. Bu karşılaşmada, hatta direkt ana başlıklarımızdan birini konuşalım. Bu karşılaşma ve bir önceki Alanyaspor maçının bana göre net, yani net bir ismi var. Şimdi Icardi'nin kilit açan golünü söyleyebilirsiniz. Ziyech'in kafayı ortasını söyleyebilirsiniz. Ama farkındaysanız iki karşılaşmada 0-0 giderken, birinin ilk yarısı 0-0 bitti, diğerinin 35 dakikası 0-0 devam ediyordu. Bu esnada sizin için skoru koruyan bir savunma bakanı vardı orada, Victor Nelson. Yine söylüyorum, nereden nereye, bundan aylar önce takımdan ayrılmayı düşünürken, buna dair demeçler verirken, oynamadığına dair morali bozulmuşken, şimdi bakıyorsunuz Victor Nelson takımın bana göre en önemli ismi, ki yanındaki isim değişiyor, Victor Nelson değişmiyor. Buradan maşallah diyelim de bir nazar değmesin. Victor Nelson şu anda bana göre, rakip takımlara göre haksız rekabet. Tamamen disiplinini koruyan, evet ayağı temiz değil diyebilirsiniz, ancak onun için zaten yanında ya Abdülkerim ya da Davinson Sanchez oluyor. Bu arada ben yavaş yavaş hocanın Davinson'u da alacağını ve alması gerektiğini de düşünüyorum Nelson'un yanına. Victor Nelson Galatasaray için çok büyük şans. Umarım sezon sonunda hani beklediği derecede teklifler gelmezse ayrılmaz ve uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder diyelim. Onun dışında baktığınız zaman zaten hani söylüyorum, 35 dakika 0-0 giden bir maç. İki takım da kontrollüydü. Sonrasında Galatasaray arka arkayı bulduğu gollerle Icardi, Abdülkerim, Bardakçı zaten skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarının başında Galatasaray bastırmaya devam etti. Ve hani burada yine bakıyorsunuz Pendik Spor bir anda golü bulabilecekken Galatasaray arka arkaya yine hani bir gol attı. Sonra skor tam 3-1'e geldi. Galatasaray 4-1'i buldu. Kerem Aktürkoğlu adına iyiydi penaltının tekrarlanması. Çünkü bir de o kaçmış olsaydı tam moralman çökecekti, ama maç sonu hal hareket tavırları vesaire baktığımız zaman gene hani Kerem'e tam da merhem olmuş gibi gözükmüyor. Şimdi Galatasaray'ın önünde Fenerbahçe derbisine kadar 3 maç var. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de maçlarını hani inceleyelim, geçelim. İlk sırada bulunan ama şimdi konuşacağımız ikinci başlığa, Galatasaray şampi soru işareti. Yani bu yon kısmı nasıl gelir, ne zorluklarla gelir? Fikstüre bir bakıyoruz öncelikle. Şu an 4 puan fark var. Evet, burada öncelikle Galatasaray adına en büyük avantaj olacak şey Fenerbahçe'nin psikolojik olarak yıpranmış olması. Ne açıdan? Öncelikle Olympiakos karşılaşması, arkasından Sivasspor'da alınan beraberlik. Bu iki karşılaşma Fenerbahçe'de psikolojik olarak bir yıpranma yarattı. Bu karşılaşmaların etkisinden çıkması için Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor ki gelecek hafta zaten Galatasaray daha erken oynayacak. Cuma oynayacak Galatasaray Adana Demirspor maçını. Fenerbahçe cumartesi günü Beşiktaş derbisine çıkacak. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Serdar Topraktepe için iki tane önemli sınav var. Biri Fenerbahçe derbisi, diğeri Türkiye Kupası'nı almak. Eğer Fenerbahçe derbisini kazanır ve üstüne bir de Türkiye Kupası'nı alırsa Serdar Topraktepe için farklı şeyler konuşulmaya başlanır ve orada bir beklenti oluşur. Acaba gelecek sezonda ben kalabilir miyim diye. Tabii şimdi Beşiktaş
taraftarının da böyle bir hani sabrı kalmadı diye düşünüyorum. Hani oraya net bir teknik direktör istiyorlar. Geri dönelim konumuza. Beşiktaş derbisine çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Ben diğer karşılaşmalara göre belki de hani en kolay olabilecek karşılaşmalardan birini bekliyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin dezavantajı psikolojik yıpranma diyoruz ama Galatasaray'ın da dezavantajına dönebilecek bir şey varsa o da rehavet. Ki ben Okan Hoca'nın bu konuda takıma gerekli uyarıları yapacağını düşünüyorum. Oyuncuların Galatasaray adına yani rehavete kapılmaması gerekiyor. Bu süreçte şimdi fikstürde Adana Demirspor, Beşiktaş iki takımın oynayacağı karşılaşmalar. Ama sonraki süreç bana göre daha çok sıkıntılı. Galatasaray bir sonraki karşılaşmada Sivasspor'la oynuyor. Evinde Sivasspor Avrupa hakkı kazanabilmek için yukarı doğru yani gitmeye çalışıyor. Ki bu karşılaşmada nasıl oynadığını gördünüz Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz burada. Fenerbahçe'nin de Konya ve Kayseri ile oynayacağı karşılaşmalar var. Yani Konya bu arada yanlış hatırlamıyorsam 3 puan küme attığıyla arasında hani 3 puan fark var. Kayseri'ye bakıyorsunuz 4 puan fark var. E şimdi Galatasaray'a geri dönüyorsunuz. Galatasaray'da zaten Karagümrük düşmeme mücadelesi veriyor. Sivasspor'dan sonra oynayacağı. Yani burada en önemli kriter iki takımın da oynayacağı karşılaşmalarda en az kaybı yaşayarak derbiye gelmesi. Galatasaray 4 puan önde. Evet, ancak önündeki karşılaşmalarda derbiye kadar oynayacağı karşılaşmalarda puan kaybetmeyecek gibi bir hani bir garanti söz konusu değil. Tekrarlayalım. Adana Demirspor maçı deplasman. Evde Sivasspor sıkıntılı bir maç bence. Yani bu arada hani diğerlerine göre kolay diyorum ama Adana Demir deplasmanı da zordur. Bir de deplasman Karagümrük. Yani küme hattından çıkmaya çalışıyor yukarı doğru Karagümrük. O karşılaşmada da sıkıntılı olacaktır. Fenerbahçe'ye geçiyorsunuz. Küme hattının hemen üstündeki Konyaspor, küme hattının hemen üstündeki Kayserispor. Psikolojik olarak toparlamaya çalışan ve bu maça tutunan bir Beşiktaş var. O yüzden iki takım adına da şu anda net bir şey yok diyemeyiz. Ancak hani bu 4 puan farklılık durum ve psikolojik olaydan dolayı, tekrarlıyorum psikolojik olayı sürekli ama en büyük etken o. Galatasaray şampi desek ve kapıyı araladı desek pek de yalan olmaz. Ancak o yon kısmı biraz zor gelecek. Bu 3 karşılaşma önemli. Bakalım derbiye Galatasaray kaç puan farkla çıkacak? O da burada önemli. Son konumuzu da konuşalım. Nelson'u konuştuk. Galatasaray şampi kısmını konuştuk. Sacha Boey. Sacha Boey ile alakalı sizlerden sorular geliyor. İşte yorumlar geliyor. Sacha Boey ile alakalı durumu söylüyorum. Bonus kısmını. Zaten Sacha Boey'nin toplasanız toplasanız işte o maçlar dışında 5 milyon euroluk bir bonusu var. Bu 5 milyon euroluk bonusun içerisinde milli takıma gitmesi var. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile forma giymesi var. Bayern Münih'in şampiyon olması kısmı var. Yani bu kısma bakıyorsunuz hatta Bayern Münih ile lig şampiyonluğu kısmı da var ama gördüğünüz üzere Bayer Leverkusen şampiyon oldu. Şu anda Galatasaray'ın kasasına herhangi bir giren para yok. Sacha Boey'den bir bonus yok. Ancak Sacha Boey olur da Bayern Münih ile bu yarı finalde bir karşılaşmaya çıkarsa, şimdi finale çıkması durumu da olursa diyelim, bir forma giyerse oradan gelir bir, Şampiyonlar Ligi'ni alırlarsa oradan gelir 2. Yani milyon euro anlamında söylemiyorum. Buradan bonus gelir. Üstüne bir de Fransa milli takımıyla Euro 2024'e giderse o da olur 3. Şampiyonluktan gelecek bir şey yok. Galatasaray'ın Boye için yani beklediği bonuslar bu şekilde. Ama tekrarlayalım, Boye'nin önce bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkması lazım Bayern Münih'le. Bonus kısmı bu şekilde. İki tane özel haberim var. Maç öncesi hani ortam dağılmasın, dikkat dağılmasın, tam konsantre şeklinde ilerlediğimiz için burada da o konuları açmadım. İki tane haber var. Bir mevkiyle alakalı çıkan transfer kararı var Galatasaray'da. Bir de Galatasaray'ın dikkat çeken bir oyuncusu için devreye giren İtalyan ekibi var. Şartları da zorlayacak gibi duruyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlara yazın. Bu maç gündeminden dolayı yorumlara tam odaklanamadım. Şimdi yorumlarda daha sıkı bir şekilde buluşalım. Hoşçakalın.